İkinci bölümden herkese merhabalar. Geçen bölümde önemli zaferler elde ettik. İrlanda'ya adımımızı attık. Biraz zorlandık ama sonunda başarılı olduk. Bu bölümde savaşı sonlandıracağız. Aynı zamanda İrlanda üzerindeki fetih hareketlerimiz devam edecek diyorum. Kaldığımız yerden ayrıca tabii ki devam edebiliriz. Şimdi tabii ordu durumları da sıkıntılı. Bize fazla da asker lazım ama burada hakimiyet kurmak için hızlı bir şekilde. Şimdi ben mesela bu arkadaşa dalarsam yanında Ormond diye bir devlet gelecek. Abi biz niye insan gücü kaybedeceğiz sürekli? Gözünü seveyim, zaten prestijimiz yerlerde. Ha bu arada göstermiş olayım prestijimiz. Bak 3.9 moral kaybı var. Hani moral of army'miz var bir yandan ama bir yandan da kaybediyoruz tabi. Böyle bir durum da var. O yüzden çok etkin değiliz. O arkadaşın kuşatılması çok uzun sürer yalnız. 9000 asker gerekiyor. İşte buradan bir müttefik bana yanlışlıkla adamlar gelse dese ki ben seninle dost olmak istiyorum kardeşim. O zaman güzel olacak işte ama dost olmak isteyen insan yok ya. Nasıl bir bölgede yaşıyoruz biz böyle? Bu kardeşimi dost mu yapsam acaba? O da kolayca fethedebileceğim bir devlet aslında. Değil mi? Oranın öyle bir durumu var, eyalet. Peki. Bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz şanslarımızı. Hızlan. Limanlarımızı kuşatıyorlar. İyi, asker masker yok öbür taraflarda. Bir tane gemimiz hazır. Diğeri hazırlanmamış henüz. O da orada bir yerde hazırlanacak. Tamamdır. Kaç duka gidiyor? Ayda 3.7. Bize bayağı bir savaş yorgunluğu kazandırıyorlar tabii şu anda. İskoçya dediğim gibi İngiltere tarafından büyük bir işgale uğratılıyor. Bakalım İngilizler nasıl bir ateşkes isteyecek. Daha doğrusu İskoçlar isteyecek. Ama İngilizler kendi yaptıracak. Aslında bu oyunda öyle bir tabir yok. Yanlış oluyor. Ateşkes istemez genelde. Genelde İngilizler teklif eder. Mesela Galip ise o teklif eder. Yapay zekaya. Ben senden çekmedim mi bunu ya? Hak iddiası yaptık. Çekelim biz seni ya. Sen durmana gerek yok orada. Ya aslında agresifliği falan indiriyorsun da gerekli değil. Şimdilik. Evet, kardeşini de şu anda yendik. Tabii ben buradan bir 23 aldım. 15 de buradan aldım. Tabii kendi devletler için ilk başta da. Agresifliği de kontrol etmemiz lazım. Ne yaptık, ne ediyoruz. Yoksa bizi çok çok üzebilir bunlar. Şu isyan riskine bakar mısın? 19.8. 15 separatizmden tolerans yok. Savaş yorgunluğu var, bir de kabul edilmeyen kültür. Bunların hepsini state yapıp yurt yapacağız. Ha, embrace yapalım. Feodalizmi güzel. Hak ettiğimizi hızlıca aldık böylece. Onlar kabul ettiği için elde ettiğimiz topraklarından dolayı böyle bir fayda sağlayabiliyoruz. Seni de ilhak ederim güzelce. Şimdi buraları tabi bizim estate'lere dağıtırız ki tam olarak verim alalım diye. Elden geldiğince vergilerin otonomilerinden zarar görmeyelim diye. Limitler 8'e 8 dedin. Ordu masrafları kısılabilir aslında ama şunlara sefer yapabilir miyiz diye bakıyorum. 37. Ormond'la birlikte ikinizi alsam herhangi bir ticaret de önemli değil sizin bulunduğunuz yerlerde. Aslında Desmond'ı alsam güzel olurmuş. O da Kildare ile dost. Kildare şu mu? Şu arkadaşla bir hak iddiası yapalım. Orası ticaret açısından çok değerli bir yer. İskoçya bize uyarı verdi bu arada. İskoçya savaştan çıktı mı çıkmamış daha. Üst üste düşman belirlemeleri de var. Burada... Ha, Kildare'nin askeri yokmuş zaten. Desmond'ı ben düşman belirleyeyim. Ve burada bana müttefiklik kurabileceğim bir devlet veriyor mu acaba? Gerçi sıcak bakan tüm devletlerde kendime düşman yaptım en son. Burada bir hak iddiası yapabiliriz. Yani şurada yapalım mesela.
Çek bunu. Tamam. Desmond. Desmond düşmanlık sebebiyle savaş nedenini verdi bana oyun. Güzel. 1.7. Size biraz antrenman yaptıralım. Madem öyle. İngilizler 37 ilgilendiği topraktan geliyor. 30'da agresifliği var. Ek olarak. Güzel, tebrikler. Saygıdeğer Ulster. 300 gün kalmış diğer geminin hazır olmasına. Ben en iyisi şu yağmaları yapayım abi, sen boş ver. Getir bakayım. Şunları bir yağmalayalım abi. Al 15 duka. Ha, buraları yağmalamamış mıyım ya? Yıl mı geçti, ne yaptık? Buraları atlamışım bak. Gerçi bir şey de kalmamış burada ama. İşgal edildiği için. Neyse devam. Devam. Buradan ne toplarsak kar bize. 47 duka, güzel. İngilizler kalkıp bana böyle bir atar gider yapıyor. Al böyle cezasını çekersin canım kardeşim. Yani. Biz yapmayalım dedikçe siz kendiniz kaşındınız. O zaman al size yağma. Buyur. Çok güzel raid dedik. Şimdi 420 duka para var abi. Danışman alalım mı? İndirimli danışmanımız olsa güzel olurdu da üretim katkısı versin bir tane. Bir tane Moral of Army versin. Diplomatik almıyorum şu an. 3.7 duka gider var. Bu gider bizi üzmez. Sıkıntı değil. Kalabilir. 15 olmuş. Şunu bırak artık. Yavaş yavaş geliyor çünkü savaş nedenimiz. Sen Leinster'le uğraşıyorsun. Leinster Conquest Cork. Aa, ben de orayı almak istiyordum ya. Enteresan hamleler. Çok enteresan. Evet, İskoçlar bu arada savaşı sonlandırmış. İngilizler Fransızlarla olan dostluğunu bozmamış. İskoçların. Nasıl hak iddiam yok? Ha, onu İngilizler aldı. Benim hak iddiası yaptığım yeri. Tamam, bu bahaneyle... Ne? Ha, uyarısı var. İskoçya diyorum, niye geliyor ya İngiltere'ye karşı savaşa? Dost mu oldular? Ne yaptı? Topla. Hemen burada da bir hak iddiası. Seni çektim. Şimdi Kildare'yi alamayacağız zaten. O ayrı konu da. Burada başka... Sen Kildare'yle dostsun. Sana da bir spy network kuralım. Sıradaki düşmanım sen olursun. Önümüzdeki ay geldi. Savaş açalım. Kildare gelmiyormuş. Zaten işgal altında şehri. Normal. Hayır, gelse de alamayız zaten. Kastım oydu. Çok güzel bir galibiyet. Tebrikler. Şimdi ordumuzu, donanmamızı getirelim. Saygıdeğer İskoçlar buraya niye bir tane asker koymuş? Bir tane daha koymuş. Asker hazırlıyorlar. Ha, yeni ordularını topluyorlar. Orduları yoktu değil mi onların? Kalmamıştır. 6000 yapmışlar bile şimdiden. Vay arkadaş, ne çabuk ya. Adamları durduramıyorsun abi. Hızlı bir şekilde toplanıyorlar. Herhangi bir alyans yapabileceğimiz bir insan da yok. Tabi bu durumlar tehdit, çok büyük tehditler içeriyor maalesef. Geminin biri nerede? Onu getir dedim, o kadar birleştirmemiş miyim? Hak iddiası da yaptılar bize, güzel, tebrikler. Şimdi bu canım kardeşimi ilhak ettiğimde herhangi bir koalisyon tehdidimiz yok, güzel. Burayı almak gerçekten önemli. Ama işin kötü yanı, orası da ayrı bir tabii eyalet. Ama sorun değil. Buranın ticaret gücünden yararlanacağız güzel. Derdimiz o. Bu arada dünya üzerinde ilk askeri teknolojiyi geliştiren devlet oluyoruz. 4. seviye. Güzel. Tam bir Moral of Arm ülkesi. Şimdi İskoçlar gerçekten güçlü durumda. İngilizler de öyle. Bizde fazla asker de yok. Limit de yok. Nasıl çözeceğiz? Uğraşacağız artık. Savaş ilanı almadan devam edebilirsek güzel olur. Hakaretler ediliyor bize. Vay terbiyesizler. Yeni enstitü de geldi. 4 duka gider var. Bunlar sorun değil bizim için.
Sur mu yap diyor. Sur'u yaparız sonra. Şimdi acelemiz yok. Ya ben buraları kaybetmek istemiyorum ama duruma göre kayıp da edilebilir yani. Hızlı bir şekilde genişleyemezsek. İskoçlar özellikle toparlandığı gibi bize saldıracak gibi bir his var içimde. Asker sayıları şu an yeterli değil ama 17 limitleri var. Biz buraları yurt yapıp otonomilerini düşürürsek bir limit falan kazanalım biraz. O da büyük faydası olur bize. Efendim. Güzel. Şimdi buraya da hemen yurt yapabiliriz. Otonomi vermeyeceğim buralara şimdilik. Da söyleyeyim size. Şu arkadaşı düşman yapacağım abi. Gelsin bakalım. Bizi düşman belirlemek neymiş görecek kendisi. Kildare ile dost. Kildare şu an savaşa gelemez. Agresiflikler ne durumda? 45. Olası bir toprak almam durumunda hemen hepsi koalisyona girecek. Ve bunlarda koalisyonu kolayca yönetme şansımız pek yok. Biraz bekleyelim. Kayıplarımız var. Onları da telafi edeceğiz yavaş yavaş. İskoçya ile ilişkin bozuluyor. Bozulmasın. Local unrest çok problem yaratmayacak bize. 35 religious unity'miz var. Bayağı bir düşük. Ama değiştirmeyi düşünmüyorum şu an. Şuraların yurtları bir tamamlansın hemen clerklere vereceğim işte toprakları. Gel bakayım. Ha. Burayı hemen state yap. Hemen klerge ver. Tamam mı? Din faaliyeti 45 ay. Şunu aktif edelim. Bir de seni. Gerçi Irish'leri bir de kabul edilen kültürleri almamız lazım. Ama 20 development gerekiyor işte. Bunlar ne? Bunlar da Irish. 8, 14. Tamam, bunlar oldu mu bitti. Güzel. Onlar bir yurt olsun. State yapalım onları da. O zaman hemen din faaliyeti yaparız. Erken bastık şeye. Maliyet bindirecek biraz. Neyse. Gelir yerine gider oldu tam tersi. Biraz dinlenmemiz gerekiyor agresifliğin düşmesi için. Şimdi şurayı hemen state yaptık. Canım kardeşim. Tamam mı? Son yer kaldı. Orayı da bir state core yaptık mı? Korku. O zaman bitiyor iş. Hemen hızlı bir şekilde. Ha şuraya hatta dur ya estate'leri hemen verelim clerk'lere. Bir tane daha piyade mi? Süvari mi? Süvariler şu an tabii daha etkili de. Albert Infantry yani. Onları kullanırız. 38 olmuş. Ben burada hak iddiası yapmamışım ya. Ne savaşı bu? Leinster hala oradalar. Şunu çek. Ve Danimarka dedin, bu dedin, o dedin, şu dedin. Ha, Ulster vardı değil mi? Ben Ulster'den buraya, yok buraya yürünüyor. Ha. O zaman şurada da bir hak iddiası yapalım. İkisini bir almak için. İngilizlerin agresifliği kaç? 33. Ciddi tabii. Bunları aldığım anda İngilizler de koalisyona girebilir bize karşı. İnsan gücümüz yerlerde. Şu arkadaşlara toprak vermem gerekiyor. Şurayı versem nasıl olur? 300 oldu. Katkıya bak ya. Efsane. 36, 40 olmadı. Bir toprak daha vermemiz gerekecek ama nereyi vereceğiz ki? Ha şunları veririz. Bunları niye vermiyorum ki? Şunları ver. Gerçi bak bunu mesela kültürünü değiştir Norveç yap. Çok güzel. Buraya da nobility'ye ver. Ha, güzel. Şimdi daha güzel oldu. İnsan gücü alalım. Bir de teknoloji için puan. Gelen komutan tamam. Çok güzel. 20 loyalty veririz. Nasıl bir komutan geldi? Güzel. Çok güzel. Bravo. Bir de şu Clark kardeşlerimden puan almam lazım benim. 100 oldu adamlar ya. Şuraya bak. Çok güzel.
Böylece admin teknolojisi de geldi. 5. seviyeye hızlı bir şekilde geçebilmemiz lazım. Tax modifiyesi için başkentte falan bina yapmayalım bence. Çünkü çok fakir yerler bizim oralar. Buralar daha mantıklı yani gördüğün üzere. Ama buraları da şimdilik ellemeyeceğim. İsyan risklerini de tabii bir an önce karşılamam lazım da. Ayrı işleri bir kabul eden kültürleri aldım mı rahatlarız. Yani edikti ne zaman kaldırabiliriz? 24 tamam bekle geldi. Günü geldi. Kaldır bunu. Biraz para kazansın en azından bölgemiz, devletimiz o topraktan. Aslında burada otonomi verilebilir. Arkadaşa. İsyan riski çünkü ciddiye binmesin diye. Clerklerde olduğu için toprak ben her türlü tax getirisi almaya devam edeceğim oradan. İsyan riskleriyle şu an boğuşacak güçte değiliz. Burayı da state core yaptık zaten. Aynı şekilde burada da yapalım aynı hamleyi. İsyan risklerini olabildiğince düşürelim ki uğraşmayalım bunlarla. Tekrar tekrar söylüyorum. Sayın oyun. 5.7. Oradan aslında şey bile bırakabilirdi. Vassal bile bırakabilirdi. Toprak şey insan gücü. Asker limitlerini arttırmak için de bir kişi daha bizi düşman belirledi. Şimdi burada beni seven hiçbir devlet kalmadı değil mi? O kadar agresif oynadık ki burada. Bir belki şu arkadaş bizle müttefik olabilir. Yalandan bir ilişki geliştirelim. Bir tane müttefik bulsak aslında fena olmaz. Britanya da bizi düşman ilan etmiş. Güzel. Çek diplomatı. Münster'de daha gitti yalnız var. Şu yurt bir tamamlansın da abi bir an önce. 52 yılındayız. Biz kaç başlar başlamaz yaptık değil mi? Raidlemeleri. O yüzden hemen 10 yıl gerekecek beklemek için. Şurada görüyorum. Onlara bakıyorum da. Aynen. Duruyor daha. Komutanlarımız gayet iyi. Şu yurt da bir tamamlansın. Kork şehri. Hemen adamları kabul eden kültürü alıyorum. Ondan sonra bir de din faaliyeti yaptım mı çok rahatlarız biz. Aha İngilizler savaş açtı. Tam da bunu söylerken. Tyrion'u almak için savaş açtılar. Oğlum İngilizler benimle ne alakanız var sizin ya? Bana niye bu kadar erken geldiniz? Sayın hocam. Yazıklar olsun yani. Orduyu şuraya bir yere mi koysak? Hayır canım liman falan değil ya. Şu adamlarda falan benim geçiş iznim yok değil mi? Aman ha. Gerçi İngilizler alır bir şekilde gelir de. Şimdi savaş nedeni burası. Ben şuradan bir geçiş izni isteyeyim. Versin. Adamlarda çok gemi var ki taşıma gemisi. Her türlü gelir. Buraları falan işgal eder de. Şuradan geçecek olması çok tehlikeli işte. Şuradan geçiş izni aldı mı yandık abi. Hem de bende de düşman yani. Her türlü geçiş izni verir. 30.000 askeri buradan getirdi mi savaş bitti zaten. Geçmiş olsun yani. Lan bir iki dakika bekleseydin değil mi? Bir bekle biraz bir ülkeyi toplayalım ondan sonra savaşalım ya. Ne acelen vardı yani? Şuna bakıyorum. Geçiş izni almadığı sürece sorun olmayacak da. İskoçya da dalabilir şu an bize. İngiltere ile savaşıyoruz. Abi şu adamdan geçiş izni almayın da lütfen. Bir ihtimal diyorum. Asker indiremez kendisi belki. Gerçi başkente falan her türlü çıkar da. Dur bakalım. Tutmaya çalışacağız. Zaten tutamazsak seri bitti yani. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. İşgalimiz tamamlandı. Güzel. Burayı da core yaptın. Hemen burayı state yapıyorsun canım kardeşim. Clerk'e aslında buraları tüccarlara versek daha iyi olur da din faaliyeti yapmam lazım ya. Mecburum. Baya mecburum yani. Ayrışları ana kültür grubuna mı alsak acaba? Ne yapsak? Şimdi burada isyan riski en düşük olan kim abi? Tyrion'larmış hem de. Burayı acil
Hemen burada din faaliyetlerini başlatalım abi. Savaş döneminde iyi gider bence. Tyrion da 19 ayda tamamlanacak. Şimdi biraz hızımızı arttıralım. Evet, İngilizler geliyor. Hadi hayırlısı olsun. Ve şimdi orada nasıl savunacağız size karşı ya? Dur bakayım, şuna bir saldırı yapalım yalandan. Yetişebiliyor muyuz? Bir donanma. İki tane büyük gemim var. Onda 5 tane var. Hiçbir şey yapamayız da. Belki dedim taşıma gemilerine saldırırsak, yenme şansımız olursa. Orada da moralini anca toplayacak zaten. Bizim amiralimiz de var gerçi. O yönden biraz şanslıyız bak. 5 tane büyük gemi ne demek abi ya? Bu dönemde ne yaptın sen ya? Biz Vikingler olarak o kadar gemiye sahip değiliz. Ne geldi bize? High income. Ver. Moral farming'in etkileri duruyor değil mi bizde? Danışman da duruyor. 5.57 gider var. Şurada bir ay bekledim, en azından bir naval kayıplarla aslında çok sağlam hasarlar olacak da biz de gemi kaybediyoruz tabi buralarda. Ticaret gemisi. Bir tane de büyük gemi gitti. Ha, onu basana kadar canımız çıkmıştı bizim ya. Rakibin taşıma gemilerine hasar veremiyoruz. Hiç hasar veremiyoruz yani. Hiç savaşmaya gerek yok o yüzden. Yani gerçi taşıma gemileri bu dönem biraz güçlü de. Hadi bakalım hayırlısı. Moral of Army. Şeyin morali kaç İngiltere'nin? Geçizli de mi almışlar ya? Ha, seri bitti, geçmiş olsun. 13 bin 29 bin donan der, moral of army'ye bakacağız. İngilizlerin morali. Göremiyorum ki. Ceneviz'in bayrağı var. 2.57. Arada neredeyse 2 kat fark var ya. Teknolojide de gerimde zaten. De. Bütün orduyu getirirse yenemeyiz işte. Öyle bir sorun var şu an. Birimleri savunma yönünü değiştirebilirdik aslında. Bunlar gelene kadar. 17'sinde geliyormuş ama o zamana kadar. Oho. Şunu değiştirmeyeceğim de moral yetmeyecek. O deniz savaşı sırasında yapılmalıydı aslında. Çok daha iyi olurdu. Neyse, artık ya bakacağız ne olacak diye de. 7000'de komutanlı bir ordu geliyor. Oğlum bir gelmeseydiniz ya. Zaten anca yeneceğiz. Yenersek de. Bak şuna bak ya. Nasıl geliyor? İnsan gibi gelin. Bak bin bin kayıplar. Şuraya bak. Oğlum yenecek neredeyse ya. Keşke yaksaymışım burayı. Biraz daha geç gelirdi. Gerçi şu an bu ne abi? Ne oluyor abi? Rezalete bakar mısın? Getir o 3000'i de getir. Getir getir. Anca. Anca yenersin zaten. Ah be abi. Neredeyse bitiyordu muharebe ya. Lan yendik sayılır. Dayanın aslanlarım. Dayanın. Vallahi yendiler. İşte moral of army'nin gücü. Aynı zamanda komutanımız da tabii çok iyi. Adamı biçtik ya. Şunu bir topla bakayım, burada gerekecek. Para verip asker basarız gerekirse. Paralı asker de alabilirim duruma göre. Haydi çocuklar. Orayı da kazandık sayılır. Çok komik bir savaş yaşanıyor şimdi. Hadi bakalım. 5000 insan gücümüz var. 5 duka gider var. İnsan gücümüz bitene kadar kullanalım biz yine. Şuradan iki tane birim. Tamam mı canım kardeşim? Bir tane süvari. Ya süvari çok bilmiyorum, gerekli değil aslında ya. Bunların süvarileriyle piyadeler arasında çok bir fark yok. Aynı pipe özellikler. Bir belki savunma da diyeceğim ama yok. Yani şoktan dolayı sırf kullanıyorum işte. Bir tanesini dur. İki tane süvari gene alalım biz. Hadi şoktan dolayı. Biraz daha şokta en azından güçlü olalım diye. Bu arada imha olabilir yalnız. Şu işte gelen, saldıran yani. Güzel. Çünkü geri çekilme şansı yok yani muharebe sırasında. Bunun dünyanın ordusunu yendik yalnız. Rezalete bak ya. İşte gerçek İrlandalılar biziz. Buyurun.
Ana kültür grubu mu yapalım? Ne yapalım yani? Onu mu istiyorsun sayın oyun? İngilizler ateşkes yapalım. Gelin. Lütfen ateşkes yapalım. Bu böyle bitmez çünkü 40-50K asker getirir ya. Başımıza bela olacak şimdi. Ama bir kere yenildik mi de gerisi gelmez. Onu da söyleyeyim. Toplanamayız yani bir daha. 15 bin, 16 bin asker. Ama paralı asker de alır şimdi bu ya. Şu orduyu çek bakayım buradan. Ama çekersem gene gelir bu. Ah o komutansız ordu bir daha gelse öyle. Birkaç borç almak ihtimaline rağmen biz paralı askeri de abanalım mı biraz? Dur ya şuradan iki tane paralı asker de ver bakayım piyade. Ne olur ne olmaz. Yapacak bir şey yok abi. Battı balık yan gider. Burayı savunacağız. Moral of Army'miz var. Teknolojide de gerimizde. O ne abi? 7000. Gel, koş. Kaç buradan? Sen şuraya gel bakayım. Burada biraz yavaş gideceğiz. Şu 7000 imha olur burada. Gelsin buraya. Dur. Korkmaması lazım. Buraya kesin gelsin o. 7000'i imha ederiz. Kilitlendi. Çok güzel. Yürü 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 yürü. Bunu da şey için göndeririz arkasına. Moral desteği için. Para yok ki abi ülkede. Ya bize bile böyle saldırdınız ya. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. İngilizler. Orkudan bizi anca böyle yenebilirdiniz değil mi? Ha. 8000 asker. Şimdi kim savunmada? 26'sında geliyor. Ben bir gün sonra geliyorum o savunmada. Tamam daha iyi. Şimdi bu kaç? 27'sinde muharebe başladı. Bekleyecek. Yok biraz bekleyecek. Ben yanlış mı gördüm? Yanlış mı hesapladım? Ha 1K'yı geri mi çekmiş? İyi de nasıl oluyor ya? Neyse. Yine savunmadayız da ya arazi şartları gereği savunma yapmakta zarar yok. Bu arada videonun da sonuna gelmişiz ama şu muharebeyi de izleyelim abi. Bu ordu imha olacak çünkü. Onun bir keyfini yaşayalım sizlerle. Müthiş bir direniş ortaya koyuyoruz be. Borç alacağız. Ya Fransızlar bana destek verseniz abi bak burada zor durumdayım ben. Niye bana destek vermiyorsunuz? Para ver ne bileyim yardım yap. Keza İskoçya. İngilizlerle savaşıyorum ya daha ne yapayım ben? Ha? Bak adamları mahvettik ya. Şu moral farkına bir bakar mısın? Katliam yapıyor işte bu moral. Sen ne zamana geçersin? 15. Çok güzel bir zamanlama. Gerçi gerek kalmayacak. Bu 18'e kadar dayanamaz ki. Gitti. Dayanamaz abi. Mümkün değil. İşte neden moral of arm aldığımı gördünüz. Buyurun. Efendim? Aha 12.000 de geldi. Haydi buyurun. Daha orada imha edeyim mi? Onu mu istiyorsun yani İngilizler? Ne kadar askeri kalmış? 15, 18, 19 civarı bir şey. Yani burada saldırıya geçeceğiz artık mecburen de. Çekilmez değil mi oradan? Hazır askerle yakaladık ya ondan saldıralım diyorum. Hah iyi çekildi oradan. Kaçsın oradan abi. Onu düz arazilerde falan yakalarsam daha güzel olur da. Şurası 17-21. Nehir penaltısı alacağız. 4-4. Şimdi bak burayı yak. Buradan asker getirirse anca geç gelsin. Saldıralım biz burada. Devam. Bölümü bu muharebeyle bitirelim en iyisi. Başka da zaten savunma saldırı yapılacak çok fazla bir yer yok. Nehir penaltısını da yiyor muyuz? Yemeyiz. Generalimizin manevrası yüksek. Güzel. Çok güzel. Ve Viking orduları bir kez daha İngiltere ile karşılaşıyor. İngilizler 30K, 40K askerimiz var dediler ama burada gariban köylü Vikinglere yeniliyorlar. Buyurun. Buyurun efendim. Geri çekilebilme şansı var şu an artık. Yok olmadı orada. Tüh be. Yok edebilseydik çok memnun olacaktım da buradan tabii gidecek şimdi ülkesine direkt. Sağlam biçtik yalnız yine ha. Var ya. 6900 asker geliyor. Bunu da imha eder miyiz? Düz arazi. Abi burada bak bunu hiç görmedim işte. Aslında direkt burası kullanılacaktı. Ne zamana geliyormuş? 17'si. Korkutmayalım. Hiç korkutmayalım abi. Dikkatle izleyelim.
Bak 17'si değil mi? Eminiz. Pale 17'si. Ula bu buraya çekilmiş ya. Ben bunu kaçırdım. Aha! Niye? Geçiş izni mi iptal oldu? Geri çekilmesi... Aha da buyurun. Ben bunu görmedim ya. Geçiş iznini iptal etmişler. Vay çakallar. Oğlum koca İngiliz ordusunu imha edecektik orada. Hiç bakmadım. Tüh. O zaman... Nasıl ya? Geri mi aldı geçiş iznini? Bak geri aldı. Tüh be. Büyük bir fırsatı teptik. Tüh tüh tüh. Neyse. Efendim önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.